Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. 4 Ağustos 2023 Cuma. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ve ilk video ile karşınızdayım arkadaşlar. 4'te 4. Ülke puanı 4'te 4. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Adana Demirspor'un ve Beşiktaş'ın kazandığı e, güzel hafta diyelim. Çünkü 4 takımımızın 4'ü de kazanınca puan sıralamasında çok çok iyi olduk. Önümüzdeki arkamızdaki takımlardan da birer yani ülkelerden de birer takımın elenmiş olması, Bazel'in falan elenmiş olması bizi çok çok mutlu etti. Harika bir geceydi. Özellikle Adana Demirspor maçında çok heyecanlandım onu da söyleyeyim. Ana maçımızın Konferans Ligi'ndeki rakibi NK Maribor oldu. Ee, Slovenya temsilcisi Maribor ilk maçı Slovenya'nın Maribor takımıyla ilk maçımızı 10 Ağustos Perşembe günü Şükrü Sadaçoğlu Stadyumu'nda oynayacağız. i̇kinci maç 17 Ağustos'ta. Bu şimdilik açıklanan veriler arkadaşlar. Belki yine Salı Çarşamba diye değişim olur ama azı sanmıyorum. Perşembe, Perşembe olacak artık. Yani artık Perşembe günlerine aboneyiz. Şimdi bu sezon iki maçları oynanmış Slovenya Ligi'nin. Maribor 2'de 2 ile gidiyor. Galatasaray'ın rakibi Olimpia'da ligde. Ee, bir galibiyet almış, bir mağlubiyet almış 3 puanda. Bu çocukça hareket. Geçen sezon Olimpiya birinci olmuş, Maribor üçüncü olmuş. Yani hemen hemen eş değer iki takımdan maç yapacaklar. Bakalım ne olacak. Sayfanın biri Fenerbahçe'den ayrılmasını en çok istediğiniz oyuncular kim diye futbolcuların isimlerini koymuş. Hoş değil. Yani hoş değil. Altay, Samet Akaydın e falan. Ee, kanalımızda bir arkadaşımız Altay Bayındır'a direkt küfür yazmış. Hoş değil. Bunlar hoş değil arkadaşlar. Bakın hoş değil. Yani Allah'a kitaba küfür ederse ilk ben söverim zaten sizden önce merak etmeyin. Değerlerimize falan söverse ben hepinizden önce söverim zaten. De para kalkarım küfürde merak etmeyin. Ama oyuncu formsuz, oyuncu oyuncudan hoşlanmıyorum diye küfür hoş değil. Mallorca Real Valladolid'ten Kyle Larin'i 8 milyon euro bedelle kadrosuna katmış. Fenerbahçe alacak desem hemen çöplersiniz. Kayların. Galatasaray'ınızın getirdiği Galatasaraylı arkadaşlarım çok üzülecekler. Kanalımızın Galatasaraylı takipçileri. Galatasaray'ın her konuda anlaşan Kama'da Lazio'ya imza atmak üzereymiş. Yani bizim taraftarımıza duyurulur. Firmino'dan sonra Maria'dan sonra. Bir de bu arkadaş Galatasaray'a gelmeyecekmiş. Yani Galatasaray'ın her hareketini göklere çıkaran arkadaşlara duyurulur. Bu arada Nelson için 76 milyon euroluk teklif gelmiş ama adında iki tane harf arka arkaya geliyor diye Galatasaray yönetimi kabul etmemiş. Torreira için 86 milyon Euro'luk teklif gelmiş ama boyu kısa diye, çocuk işçi çalıştırırlar, günahını bize patlatırlar diye Okan Buruk izin vermemiş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hryns Mertens'e Afrika şey Avrupa e, Arabistan'dan 750 milyon Euro'luk teklif gelmiş ama adında ve soyadında R var. Bu adam tehlikelidir diye Galatasaray yönetimi yine izin vermemiş. Bilginiz olsun. Yani bu öyle Galatasaraylı haberciler, duyumcular var ki yalan makinesi taksalar, oradan enerji üretseler İstanbul'un bir yıllık enerji ihtiyacını bir günde çıkarırlar. Bizim taraftar da sazan gibi bunların arkasından gidiyor. River Plate bon Servisi e elinde olan Manuel Lanzini renklerine bağlamış. Yine bu arkadaşı da e, Fenerbahçe'ye yazdılar. Yalanladım. Galatasaray'a yazdılar. Bana ne dedim. Beştaş'a yazmışlardı. Buraya gittim. Şimdi Emre Belezoğlu ne benim Galatasaray'a ne de Galatasaray'ın bana bu saatten sonra ihtiyacı yok. Galatasaray'a asla çalıştırmam. Benim gönlümdeki takım Fenerbahçe. Ben tercihim yıllar önce zaten yaptım. Çok mutluyum. Ben Fenerbahçe ile Emre'yim. 9 sene boyunca hem saha içi hem saha dışı mücadele verdim. Kimseye de bir şey ispatlamam diyor. Dün tabi sosyal medyada konuşulan konulardan biriydi. Bir kere şunu söyleyeyim. Emre Berezoğlu 7-0'lık Galatasaray mağlubiyetinden sonra Fenerbahçe taraftarından da bir tepki aldı. Onu da belirteyim. Dusan Tadic 34 yaş 254 gün ile Avrupa Kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla deplasman golü atan en yaşlı oyuncu olmuş. İç sahada da atar merak etmeyin. Allah tekerine taş değdirmesin. Ee... Şimdi arkadaşlar haber olarak değil duyum olarak gidiyorum bilginiz olsun yani kısa kısalarla. Ve ben böyle kısa kısa verirken siz bu videoyu beğenmiyorsanız Hakikaten top olun. Gerçekten top olun. Bak kısa kısa bilgiler, veriler. Hani öyle uzatmıyorum. Lafı hani tam kıvamında bırakıyorum. Ve kanala abone olmuyorsanız top olun. Ne yapayım arkadaşlar? Kanalı büyütme projemiz var. Elimden gelen herkese rica ediyorumlar lütfen abone ol. Sokakta Fenerbahçe formalı gördüğüm kişileri çeviriyorum. Lütfen kanala abone ol diye. Ben bunu yaparken bir zahmet siz de abone olun ya. Cinconluysanız, Galatasaraylısanız bile olun ya. O kadar söyleyeyim size. Diego Rossi. Instagram hesabından Fenerbahçe'ye veda etmiş. Gayet normal. Ekmeğimizi yedi. Aldık büyük umutlarla. Güzel performans sergilediği dönem de oldu. İki sezonlardan Fenerbahçe'ye veda ediyorum. İnanılmaz taraftar olan bu inanılmaz kulübün formasını giydiğim için şanslıyım. Hepinize teşekkür ederim. Fenerbahçe her zaman benim bir parçam olacak demiş. Bon servis kazandırarak, zarar ettirmeyerek, hatta o dönemki döviz kuruna bakarak ciddi manada kar elde ettirerek kulübümüzden ayrılan Diego Rossi ayrılık mesajını yorumlara kapatarak paylaşıyor. Bu utanç da hepimize yetiyor. Bir yerde gördüm ben yorumu kapalı olarak paylaştı diye ben de oraya komik bir yorum yazdım. İşte Bice falan filan yazdım ama sonra öğrendim ki sana zorbalık varmış. O yüzden kapatmış. Ya hadsizlik bu. Bu acizlik. Hastalık bu ya. Ya bu camiadan bu hastalıklı bireyleri kovmamız lazım. Bunlara tepki göstermemiz lazım. Tamam gülün eğlenin ama küfür, hoş bir şey değil ya. Yerli yabancı bu ırkçılıktır ya bu ırkçılıktır ya bu karaktersizliktir ya. Ya bu hakaretlere şartsız koşulsuz tepki koyalım ya. Ya bu kadar pislik takım olmaz ya bu pislik takım derken bu pislik takım taraftarı olmaz. Bu kadar pislik taraftar olmaz ya. Ya kendinizi ne zannediyorsunuz ya ne zannediyorsunuz? Kimsiniz lan siz? Ya şu Allahsızlık, şu kitapsızlık, şu dinsizlik, şu imansızlık. Ya sevmeyebilirsin. Adam hoşuna gitmeyebilir. Ne bileyim performansı kötü olabilir. Adam kazandırmış gitmiş. Ya bunu bu var ya şey geleceklerin dönünü tıkara. Pislik insanlar ya. Pislik gerçekten pislik ya. Pislik. Şimdi. Altay bayındır. Arkadaşlar Altay bayındır benim duyumlarıma göre takımda kalacak. Hiçbir yere de gitmeyecek. Hocam teklif mi yok? Var. Hocam sıkıntı ne? Gitmeyecek arkadaşlar. Takımda kalıp mücadele edecek. Senado Okta dün aynı haberi vermiş. Ya Manchester United evet teklifi var, sürdürüyor. 6 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Hatta ben size daha da enteresan bir şey söyleyeyim. 6 milyon euro değil de Altay Bayındır'ın da cebine para girebilir. Eğer giderse. Bakın eğer giderse Altay'ın da cebine para girebilir. Ona rağmen düşünün ki Altay Bayındır buna rağmen gitmiyor. Yani gitse cebine para girecek. Bon servis bedelinden para girecek ha. Ya bu kadar karaktersizleştirmeyin futbolcularını. Tamam mı? Kötü performans sergileyebilir kabul ama İsmail Kartal'ın geldiği dönemde de yükselişe geçmişti. Nazım Sangare mesela. Ben bir kişiden Nazım Sangare adını duymuyorum. Bir tepki yok. Yattığı yerden para kazanıyor. Bir tepki yok. Mesela Serdar Dursun. Bir tepki yok Serdar Dursun'a. Niye yok? Ya arkadaş yattığı yerden para kazanıyor. Git takıma para kazandır. Anlatabiliyor muyum? kapasitesi belli. Fiziği belli. Rossi'nin kapasitesi belli. Bizim takım takım Uruguay milli takımını aldı. Alındı. iyi de oldu. Yapmayın etme. Bu arada Nazım Sangare'yi Göztepe istiyor. İnşallah bu transfer gerçekleşecek. Nazım biraz ben işte benim birincilikte oynamam falan filan şöyle böyle diyor ama geçiniz. Serdar Dursun'da isteyen takım çok da beyimiz gitmek istemiyor. Şimdi Tete dünün en çok konuşulan ismiydi. Arkadaşlar Tete konusunda ikinci videoda da söyledim tekrardan da söyleyeyim. E, TT'ye herhangi bir ilgimiz yok lafı doğru değil. İlgimiz vardı. Menajerler aracılığıyla bize önerildi. Menajeri bize önerdi. Ve öyle bir para istedi ki sıkıntı. Biz de dedik ki bizim şartlarımız şu. Aynı bakın Zaha'da da aynısı oldu. Burada da aynısı. Hocam o zaman bunu da Galatasaray alacak. Transfer çalın falan. Ya siz var ya bu transfer olayında Galatasaraylılarda, Fenerbahçelilerde, Beşiktaşlılarda Sazanlık yapıyorlar. Ya oltaya gelecekler sazan olacaklar ya da kurtulacaklar. Çünkü menajeri çok kar, e, şey, çakal Carlos. Onu ona kırdırmaya çalışıyor. Ya Savuncuoğlu diyor ki temsilcim kulüplerle olan görüşmelerimi sürdürüyor demiş oyuncu. Şu anda İstanbul'dayım. Bak İstanbul'dayım. Transfer görüşmelerinin olgunlaşmasını bekliyorum. Hem Türkiye hem de Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif var. Henüz netleşen bir durum yok. Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif varsa şekerim burada ne işim var? Defol git. Ve ya savuncu olduğuyla da röportaj yapması ayrı bir ironi. Yani sanırsın para karşılığı yapıyor. Yani sanırsın adamı bir yerlere pazarlayacaklar da ya savuncu oldu buna destek çıkıyor gibi. Ya sana ne, değil mi? Ya niye seninle yapıyor röportajı? Arkadaşlar bakın. <laughs> hocam boşta oyuncu. Hocam yıldız oyuncu. Hocam yetenekli oyuncu. Bak hepsine kabul. Hepsine okey. Hepsini kabul ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Hiç Aykırı bir şey söylemiyorum ama bakın bu camiayı bilenler, futbolu bilenler bilir ki bu çakallıktır. Bu seviye başka bir seviyedir. Bu başka bir yere giden bir olaydır. Buna dikkat etmek lazım. Mesela Cengiz Ünder. Marsilya Başkanı Çikolata Pablo Pablo Longoria demiş ki Cengiz Ünder'in bir transfer anlaşması olmak üzereydi ancak bazı çıkan nedenlerden dolayı henüz gerçekleşmedi demiş. Şimdi öncelikle ben bu duyumları zaten hem üyelere hem abonelere veriyorum. Üyelere direkt abonelere videolarda veriyorum. Yani videoları izleyen abonelerimiz duyumlara ulaşıyorlar. Ama videoları izlemezlerse bir de son dönemde şey çıktı. Vaktim az. Ne, anne, anne, anlattı videoda. Vaktim az. Videoda anlatmışım. Arkadaşım bir de şey soruyor. Hocam diyor videoyu izledim ama diyor, şu transferle ilgili bir soru soracaktım diyor. Videoda anlattığımı soruyor. Son sorusu. Çakal Carlos olmaya kalkışmayın. Bak bu kanalda çok tecrübeli insanlar var. 2018'den beri bu kanal var. <laughs> Öncesinde de bir kanalımız vardı ama kapandı o kanal. Belki benim hatalarımdan, belki başka şeylerden, belki şikayetlerden. Fakat bu kanal gittikçe güçlendiği için ve şu süreçte de hızlı büyüdüğümüz için çok da hoşuma gidiyor hızlı büyümek. Niye? Birdenbire. Adamlar bir bakıyor bir hafta sonra. Lan bu hangi ara 33 oldu diyor. 31 bindi bu diyor mesela. Çıldırıyorlar, kuduruyorlar. Köpek gibi saldırma peşindeler. Gelip buraya Fenerbahçelilerin anasını falan diye sövüyorlar. Siz görmüyorsunuz abi biz engelliyoruz. Filtre var edilen küfürlerde falan filtre var. Mesela link atamazsınız bu kanalda. Direkt filtre var. Direkt spam'a düşüyorsunuz. Youtube bile engelleyebiliyor sizi ve e, farklı politikalar uygulayabiliyor. <laughs> Neyse o benim ok buranın konusu değil. Şimdi Cengiz Ünder. Fenerbahçe Cengiz için yoğun mesai harcıyor. Cengiz Marsilya'ya bir rest çekti. Ve Cengiz Marsilya'dan ayrılacak. Fenerbahçe eğer masadan kalkarsa 5 büyüklükten birine gidecekmiş. Ben şunu da söyleyeyim. <laughs> ya Sabuncuoğlu, Ahmet Konanç, ondan sonra Serdar Ali Çelikler. Bunların hiçbirinin Fenerbahçe formalı halini göremezsiniz. Gördüyseniz bana da atın. Gördüyseniz bana da atın. Çünkü bu arkadaşlar Fenerbahçeli değiller. Fenerbahçe üzerinden para kazanan arkadaşlar. Hangi takımda olduklarını bilmiyorum. Ben hiçbir Fenerbahçeli'nin göğsünü gere gere Fenerbahçe formasını giymekten utandığını bilmem. Utanıyorlarsa zaten yine Fenerbahçe'li değillerdir. Onu da söyleyeyim. Sen giy ne oluyor? Arkanda fon var da ne oluyor? Ben burada kaç yüz kişiye ya yüzlerce kişiye Fenerbahçe forması dağıttım haberiniz var mı? ürün dağıttım. Hem de şu gelire rağmen hala da sürdürüyoruz. Hala da bir yerlerde birilerine yardımımız dokunuyor. Çok şükür Allah'a çok şükür. De teşekkürlerimi sunuyorum ki buna destek oluyorsunuz. Özellikle üye arkadaşlar. Ben e, çoğu zaman bildirmiyorum üye arkadaşlar ama bildirelim de yenilerde bilsin bu kanal hangi faaliyetleri yapıyor. Onu söyleyeyim. Devam edeyim. Cengiz Ünder Fenerbahçe ile her konuda anlaştı. Cengiz Fenerbahçe'ye gelebilmek için her şeyi yaptı. Marsilya ile Fenerbahçe başta bir plan üzerinde anlaştı. Bakın bu duyumcuların duyumu. Ardından Marsilya telefon açıp <laughs> taksitleri kaldırmak istedi. Telefonu açıp taksitleri kaldırmak istedi ve 15 milyon euro talep etti. Prensip anlaşmasının üzerine bu istek Fenerbahçe cephesini çok sinirlendirdi. Cengiz'in tavrı nedeniyle bu transfer için hala uğraşılıyor. Yani Cengiz gelmek istiyor. Bakın arkadaşlar bu benim anlattığım süreç. Hem üyelere hem abonelere anlattığım süreç. Yine devam edeyim. Cengiz'in nereye altı sıraya yazmışlar. Şimdi eğer Galatasaray'a yazılıp da gelmeyen futbolculardan bir sıralama, bir silsile çıkaracak olsak Herhalde şampiyonlar ligi şampiyonu falan olacak bir kadro çıkar ortaya. E Firmino, Di Maria, Messi. Tabi Messi falan da Neymar falan da yazarlar. Utanmazlar. Orta saha 86 Musa Dembele. Hatırlayın ya hepsi geldi Galatasaray'a ya. Ya bunlar öyle bir cami ki. Bunlar her şeyi yap ama hiçbir şeyi yapmamış gibi de devam ederler ya. Hepsini yaptılar. Galatasaray'a gidecekmiş. Gitsin hadi. Buyur. Bon servisi illaki düşecek o Cengiz'in. Ama şimdi ama 15 Ağustos'ta ama 7 Ağustos'ta bilemem ama düşecek. İsmail Kartal Cengiz'i istiyor. Oyun planımda ee, iyi bir yer iyi bir yer edinecek diyor. Ve şartları zorlayın diyor. Artı Ekambi. Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hem Cengiz hem Ekambi gelme ihtimali benim nazarımda aldığım duyumlarda yüksek. İkisi birbirinden bağımsız isimler bu arada. Biri gelse biri gelmez falan değil. Ekambi de konuşacağım. Ekambi, Karl Toko Ekambi, Suudi Arabistan'dan gelen teklifler sebebiyle Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmıyor demiş Sporx. Sporx izleme izlettirme. Fenerbahçe ve Lyon, Karl Toko Ekambi için anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Ekambi'ye resmi teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Yağız Sabuncuoğlu, Emir Kozcuoğlu. Yağız Sabuncuoğlu, buyurun. Sizin duyumcunuz. Sizin adam. Ailenizin Yağız'ı. Alın. Hani hocam Yağız söylemedikçe inanmam diyen arkadaşlar var. Alın Yağız Sabuncuoğlu söylemiş. Anlaşmışız her konuda. Hayırlı olsun. Bak Yağız Sabuncuoğlu kapını vermiş. 30 yaşında. 471 maç. 152 gol. 48 asist. Kanat forvet oyuncusu. Yine devam edeyim. Mario Branco. Mario Branco Toko Ekambi'ye Fenerbahçe'nin resmi teklifini iletti. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Bu da başka bir duyumcu. Ekambi şu an en sıcak alternatiflerden birisi diyen yine başka bir duyumcu. Karl Toko Ekambi için cumartesi kap bekleniyor. Cumartesi kap bekleniyor. Yarın Ekambi transfer olursa Fenerbahçe Joshua King'den çıkar. Sağ kanada Cengiz alırsak bence gayet güzel bir hat olur diyor. Joshua King'i de konuşacağım. Eee Joshua King'den çıkar. Sağ kanada Cengiz güzel bir rahat olur. Lyon bon serviste kolaylık sağlarsa Ekan ile iş güzel rakamlara bitecek gibi diyor. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Premier Lig kulübü Luton Town Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Joshua King'i 2,5 milyon sterling karşılığında kadrosuna katmak istiyormuş. Özel haberler. Ama bu haber bana bir yerden yine tanıdık geliyor. Niye tanıdık geliyor? Arkadaşlar Joshua King'i iki tane takımdan teklif var. İki Premier Lig takımdan. Birisinin Teklifi 4 milyon euro demiştim. Öbürünü söylemiyorum. 6 milyon euroya çıkarsa herhangi birisi kim gider, Ekambi gelir. Ekambi içinde 3 milyon euroluk bir imza parasından bahsediliyor. Ee, o da şöyle bon servis verirsek biz zarara gireceğiz diye sözleşmesini feshedip alacaklarını mı bırakacaklar. Yapsa futbolcu içeriye 3 milyon bırakıp biz mi vereceğiz? Onu bilmiyorum. Ama 3 milyon euro konuşuluyor Ekambi için. 6'ya King'i satıp 3'e Ekambi'yi almak. Not. King'in yıllık ücreti 2'nin üstünde Ekambi'nin ki 1.7 mi? 1.7 olacak şekilde. Yani yıllık ücretinde bir düşüş var. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ama böyle bir olay var. Livakovic transferi. Arkadaşlar Livakovic hani anlatmama gerek yok herhalde. Olmayacağını artık siz de hissediyorsunuzdur. Livakovic transferinin gecikmesinin nedeni oyuncunun Fenerbahçe ile görüşmeleri ertelemesi ve Almeria ile görüşmelere başlaması. Bak menajeri Almeria ile görüşüyor. Çok ilginç değil mi? Vizyona bak. Senin vizyonunuz sevsinler. Yani. Fenerbahçe Keylor Navas da görüşüyor. Bu hemen hemen herkesin duyumuydu. Ben üyelere geçen hafta şöyle bir duyum verdim. Dedim ki Livakovic kesin değil. Hatta ben Livakovic olmayacak diyorum. Keylor Navas Not edin dedim. Keylor Navas'ın gelme ihtimali e, Livakovic'den yüksek. Hatta çok yüksek dedim ona göre. Hocam öyle şey olur mu? Zannediyorsun öyle bir, bir, imkanı yok. Böyle bir transferin zannediyorsun dedim. Yaz şey, e, bazı duyumcu arkadaşlardan bir tanesi Arda Birben diyor ki Fenerbahçe Keylor Navas'ta prensip anlaşmasına vardı ve alternatif listesini ekledi. Hadi buyurun. Navas. Ben şunu mu isterseniz bunu mu isterseniz demeyeceğim. Yani bu video yorum videosu değil. Bu video beğeni ve abone olma videosu. Bu videoyu izleyip de bu kanala abone olmayan gerçekten top olsun. Bu kadar duyumlu da bulacaksınız. Şimdi birkaç 5-6 tane daha duyma. Şimdi Ahmet Selim Kul diyor ki Fenerbahçe transferi büyük ölçüde tamamladı. Maksimum 3 transfer daha planlıyor. Bak maksimum 3. Kaleci 6 numara kanat. Bunun dışında transfer ancak fırsat çıkarsa yapılır diyor. Ben de tam tersini diyorum. Kanat 1, kanat 2, 6, 8. Belki bir tane de stoper alınacak diyorum. 5 tane. 2 tane gelen oldu. 5 tane 7'ye çıkabilir transfer. Herkesin 2 3 dediğinde ben 6 diyordum. Onu söyleyeyim. Karaspor'u soracaksınız. Arkadaşlar Karaspor'da bakın Karaspor fırsat transferidir. Çok büyük fırsat transferidir. Ancak ortada oluşan bilgi kirliliğini düzelteyim. 5, 10, 15 milyon eurolara ya da daha düşük bedele sözleşmesinin sonu diye kulübü tamah ederse, okey derse al sana fırsat transferi. Ancak oyuncuya Barcelona'nın teklif getirmesi maalesef çok sıkıntılı bir olay. Şimdi düşünsenize bak. Ekan diyoruz Cengiz Ünder diyoruz. Hop. Hop. Karasko Cengiz Ünder geldi. Ekan bir gelmedi. Ya da daha da abartayım. Batshuayi de gitti, King de gitti. Ceko ikinci forvet, Ekambi üçüncü forvet, Umut Nair oldu. Ama bir kanadın Karasko, bir kanadın Cengiz Ünder, on numaraya da Tadiç koydun. Nasıl bir senaryo? Riskli, değil mi? Riskli. Tamam şöyle söyleyeyim. Karasko sol kanat, Tadiç sağ kanat oynadı. Shimanski on numarada. 8 de İsmail ya da Mert Hakan'dan biri kesinlikle oynayacak Türk kuralına göre ligde. 6 numaraya da bir tane kütür kütür 6 numara çekilecek. Nasıl? Kafa karıştırıcı şey değil mi? İşte Fenerbahçe yönetiminde kafası bu yüzden çok karışık. Ama ben Karasko'nun transferin imkansız olduğunu belki de gündem değiştirmek için yapıldığını düşünüyorum. Inter'den teklif bekleyen Merih Demiral Fenerbahçe'nin teklifini bekletiyormuş. Al başına belayı. Şimdi Merih Demiral Bekao öncesi alınsa şahane bir transfer. Bak Fenerbahçe Farkında mısınız bilmiyorum. Son yıllarda sürekli stoper satıyor. Tisserant'ı sattık. Değil mi? Diego Reyes bir şekilde gönderdik. Lemos'u bir şekilde gönderdik. Bak gitti, hemen Uruguaylı Amili takımına falan seçildi. Bak Lemos. Hatta hatırladıklarım bunlar. Bak bunlar hatırladıklarım. E, Kim Minji, Atilla Salahi. O yüzden Meri Fenerbahçe'ye gelirse bir sene kalır. Bir senelik topçu olur. Ama kaça gelirse en az iki katına da gider. Inter'in teklifi ciddi Meri için. Ama alıp almak üzerinde diretiyorlar. Kulübü Inter'den 22,5 civarında bir para istiyormuş sanırım. Ben bilmem 21 almışlar. Satmak, kar elde etmek istiyorlar Atalanta. Kadro dışı kaldı gibi de bir durumu var. Şimdi Merih'i Fenerbahçe alsa, Bekao Merih yapsa. Ciku Merih'in yedeği olsa. Bak Luan Perez gitti. Nerede oynayacak? Ferdi, Osayi, Mert Müldür, Osterwolde 4 tane kanat oyuncum var. Hadi 2 tane 2'şer 2'şer bölüştün. Bekao, Ciku, Merih, Demir Dördüncüyü seç. Luan Perez var. Serdar Aziz var. Samet Akaydın var. Emir Ortakay var. Bir tanesini seç. Hadi Emir 5. dursun. Tecrübe olsun diye. Seç öbürlerinden bir tanesini. Gerisini gönder gönderebilirsen. Çok değişik, çetrefilli bir olay. Ben Merih'in de olacağını da zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim. 6 numara. Kurun iç. Fenerbahçe'de kurun iç liste başı. Büyük uğraş var. Deniliyor. Buraya kadar her şey tamam. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Hocam Arao gitti mi de Kuruniç? Arao gitmek üzere, Crespo gitmek üzere. Nasıl gitmek üzere? Santos futbol direktörü Paulo Roberto Falcao demiş ki, William Arao'yu transfer etmek için görüşüyorduk ancak oyuncu Suudi Arabistan'a gitmeyi tercih etti." Demiş. Yani Fenerbahçe'den William Arao'yu kadroya katıp katmayı düşünüyorduk ancak oyuncu Al Hilal'den aldığı teklif buna engel oldu. Kimse Arabistan'da baş edecek durumda değil demiş. İster misiniz ulan Jesus bize bir kıyak yapsın. Araoyu 15 milyon euroya falan alsın. Ulan 15'i e alsa var ya sana bir şey size bir şey söyleyeyim mi? Galatasaraylı arkadaşların yanık kremi arama şeyi Google'da trafiği dünya çapında yayılır. Yanık kremi aramaları. İnanın. Ulan keşke 15'e 20'ye falan alsa keşke ama 6'ya alacak biliyorum da. Düşünsenize lan. Ara 18'e sattığımızı. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Ülkedeki Galatasaray taraftarının %90'ının akıl sağlığı bozulur. Bunu ile gezerler çarşıda, sokakta, pazarda. Bunu ile gezerler. Bunlar nasıl 18'e sattı lan nasıl olur falan. Lan kitapsızları nasıl sattınız falan. Ulan bunlar Zayt'sı da şimdi sözleşme uzattı tekrar satarlar falan diye kafayı yerler. Bir de sosyal medyaya pompalayacaksın haberleri. Ya işte adamla böyle uğraşılır. Şimdi Kurunic iç için uğraşılıyor. Okey. Gündemi toparlayalım. Milan 12 milyon euro istiyor haberi girildi. Alfredo Pedulla tarafından. Geçiniz Alfredo Pedulla'yı. Kurunic haberlerinde bir tanesinde de Milan 15 milyon euro istiyor diyor. Başka bir haberde 10 milyon euro istiyor diyor. Şimdi Kurun iç işin savaşçı kısmından ziyade oyun kurulumunda olan bir 6 numara diyor Mustafa Demirtaş. Bilmiyorum kim olduğunu. Şimdi Ilgaz Çınar Kendisi Galatasaray'dır ama ben yorumlarını dinlerdim bir, bir dönem. Hoşuma da giderdi yani bazen e, Galatasaray yorumcuları tarafsız yorum yaptığında bazen dinlenecek kadar hoş oluyorlar ama son dönemde ya yağmurların sebebi Galatasaray yönetimi. Yaz. Barajlarda su oranı düştü Erdem Timur halledecek. Yaz. Son dönem böyleydi. Kulübünden 4.5 milyon euro alıyor ama Galatasaray'da karın tokluğuna çalışacak. Yaz. Asgari ücrete tamam dedi. Yaz bilmem Kerem Demirbay için şu kadar istedi. Lan oğlum bak birbirimizi kandırmayalım. Hiçbirimiz aptal değiliz. Hiçbirimiz geri zekalı değiliz. Hiçbirimiz de salak değiliz. Mesut Özil orada 10 alıyordu. Fenerbahçe'ye geldi 3 aldı. Kimse kimseyi kandırmasın. Hiçbirimiz salak değiliz. Arka planda Koç Holding bünyesinden 3 milyon euro verip 6'ya oynatıyorsan Fenerbahçe aşkına kimse sana niye 6 Koç Holding'den 3 verdin demez. Diyorsa o onun futbol cahilliğidir. Jorge Jesus gittiği takımlardan 18 falan aldı. Fenerbahçe'den kaç aldı bilmiyorum. 4 diye açıklandı herhalde. Arka planda sen demişsindir. 3 sana öyle veriyorum. Şampiyonluk primi bonusla 3 de öyle veriyorum demişsindir. Kimse bir şey diyemez. Ama mesela bir Omar Abdullahi'nin kap açıklaması başka. Oyuncu FIFA'ya şikayet etti. Oradaki sözleşme başka. Bu evrakta sahteciliğe girer işte. Bak ben şunu söylemiyorum. Mesela Mes, Fenerbahçe Mesut Özil'le sıkıntı yaşasaydı biz gerçek maaşını öğrenirdik. Ama yaşamadı. Yaşamaz. Fenerbahçe buna dikkat ediyor ama Galatasaray buna dikkat etmiyor. Çünkü arkam sağlam diyor. Benim arkamı devlet toplar diyor. Benim arkamı şunlar toplar diyor. Bunlar toplar diyor. Anlatabiliyor muyum? Çıksa Galatasaray diyecek ki ya şu oyuncuya dört verdik. Biz dört veren mi takımız? Dünyanın en dört vereni bizik dese Galatasaray. Açıklasa. Diyecek ki, Dünyanın en dört veren takımı Galatasaray'dır dese. Ama Falanca falanca sponsor. Mesela ne var elinde? İnişli bir maden suyu. İnişli bir maden suyunun sahibi de 4 milyon euro yıllık ücretini sponsor olarak karşıladı. Hadi Galatasaraylılar Maden suyu iyi gelir. İnişli bir için dese 4 4 8. Bir Fenerbahçe taraftarı çıkıp da nasıl iyi oldu demez. Nasıl bu böyle bir şey buldu demez. Ben buna kızıyorum. Sponsor bak benim iki tane sponsor var. Yok bunlar. Şurada bir yerde. Ya şey yapmak çok zor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sağa sol karışık. Buradaki gibi değil. Hani Polvar.com'a rica ediyorum. Forma dağıtıl Tamam dağıtalım diyor. Orada nasıl olsa gözüküyor diyor. Hümaya bir rica ediyoruz. Hadi bir şey yapın. Yapıyorlar. Bu arada Kayseri'ye gelirseniz eğer Kayseri'ye yakınsanız Hüma'nın yani e, Hüma'da bir işlem yaparken buranın takipçisi olduğunu belirtin. Ya söyleyeyim biz Kadıköy sokaktan geliyoruz. Onun takipçisi sürekli Hüma Hüma yazıyor. Bir indirim yapın falan deyin. Yaparlar merak etmeyin. Çok yani Hüma Sağlık e, hastanesi öyle küçük bir hastane değil. Böyle 5-10 kişinin çalıştığı bir klinik değil. Herhalde bir e, 8000 kişi falan çalışıyor hastanede ben çünkü görüyorum. Arada sırada gidiyorum. Sağ olsun benim kızlar sürekli hastalanıyorlar. Çocuk bak çocuk polikliniği var, bilmem kulak burun boğaz var, dahiliye var herhalde. Ağrıciye var. Yok, ağrıciye başka bir şeydi. Yani her çeşit şey var, Diyetisyeni var, bilmem lazeri şunu bunu var. Ona da bir lazer iyi gelir aslında. <laughs> Neyse işin şakası bir tarafa. Adam sponsor oluyor. Kimse bilmiyor. Ulan kim bu sponsor? Yaz. Arap Şeyhi Al Abdullahi. Ha, arkadaş amaç ne? Yani sponsorun amacı ne? İnsanların aklına kötü kötü düşünceler geliyor. Hani para acaba siyah para da beyazlanıyor mu diyor. bir Başka bir şey diyor. İnsanlar çok çeşit çeşit şeyler söylüyorlar. o kadar da değildir. Yani, i̇mkanı yok o kadar olmasının da. Ben şunu söylüyorum. Kimse kimseyi salak yerine koymasın. Her takım bunu yapıyor. Yapmayacak olsa Ali Koç çıkardı. Açıklardı. Arkada 8 veriyorsunuz. Şunları da açıklayın diye. Şimdi Fenerbahçe'nin Ilgaz Çınar'daydı ben yani, son unutmayın. Fenerbahçe'nin kurun içi tipi bir 6 numaraya ihtiyacı var. Bak niye? Adamın topa ilk dokunuşu harika. Hocam ilk dokunuş hepimizin harika. E, değil işte. Hepinizin harika değil. Mesela Gustavo Henrique'nin topa ilk dokunuşu rakibe kaptırmak oluyordu. Hop gol yiyordur. son döneminde özellikle. Ozan Tufan'ın topa ilk dokunuşu güzeldi. 5 metre ilerisine pas atamıyordu. Crespo'nun topa ilk dokunuşu gittikçe kötüye gidiyor. Arao'nun topa ilk dokunuşu iyi ama orta sahada kemirmiyordu rakibi. Devam edeyim. Top kontrolü sonrası pası hemen ayaktan çıkarır. Ha demek ki düşünme hızı da yüksek ve zeka kapasitesi de yüksek. Futbol zekası. İlk kontrol futbol zekası. Ayaktan hemen çıkarma yani hız. iş tarzı bir oyuncu bence domin Dominguez'e göre daha doğru olur. Nicolas Dominguez'e göre daha doğru olur. Bu tarz bir alınmazsa Fenerbahçe sıkıntıya girer demiş. Şimdi Nicolas Dominguez için de konuşayım. Bu da son duyumum. Nicolas Dominguez için kulübüne bir sürekli teklif yaptık. 3 kez yeni teklif ilettik. Oyuncuyu da tatmin edici şekilde çok şeyler söyledik ve oyuncuyu da bir nevi ikna ettik. Bilginiz olsun. Ve Fenerbahçe teknik heyeti Kurunic, Dominguez, Şimanski orta sahası planlıyor. Bu kaynaklarımdan doğrulattığım net bir bilgi diyor Arda Birben. ben. de bunu doğruluyorum. Şimdi ben bu videonun başına ne koyacağımı kara kara düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü her her şeyin ihtimali var. Bak TT ihtimali ben zannetmiyorum. Çünkü bu aç gözlü menajerler hiç, kimse almaz. Türkiye'nin hiç kimse almaz bunu zannetmiyorum. Çünkü çok aç gözlü var. Ben bu videonun başına ne koyacağım biliyor musunuz? Bak Cengiz Ünder 1, Dominguez 2, Ekambi 3, Merih Demiral 4, Kuruniç 5. Hedef Fenerbahçe'de hedef 5 transfer. Yani Fenerbahçe'de hedef 5 transfer. Çünkü 5'i de gelebilir. 5'i de aynı anda gelebilir arkadaşlar. Ha Karaskoy ben zannetmiyorum. Merih Demiral zannetmiyorum ama bir stoper arayışımız bana kaynaklarından gelen şey yani bir stoper alırsak kimse şok olmasın bunu belirtiyor. diyor. Luan Perez için de şunu söyleyeyim bu videoda söylemedim sanırım ama Luan Perez için ben de 5 mil 5,5 milyon euroluk teklif aldığı duyumu var ama doğrulatamadım. Şimdi düşünüyorum Ferdi Ferdi Osterwald'de solda oynayacaksa sağ stoperde yani Ciku e, desek e, sol stoperde Luan Perez'in şeyine bakıyorum. Juan Perez'in devamına. Samet var, Serdar var. Türklerden de giden yok. E burada oynatman gereken Türk sayısı da var. Bir karışıklık var. Ama ben size bir de ihtimal söyleyeyim. Yüzdeyi vereyim arkadaşlar. Bence Cengiz'inde yüzde 99. Nicolas Dominguez yüzde 99. Ekambi yüzde 99. Merih Demiral yüzde 10. Kurunic yüzde 70. Ama ben Kurunic yerine başka birinin alınacağını düşünüyorum. Ve alınacak ismin Premier Lig'den olacağını düşünüyorum. E, hocam yine kurul için şeyini fotoğrafını koyacağım, açıklamasını yapacağım. Arkadaş koyabilirim. Şu an yakın hedef o. Hani eğitimde de vardır yakın hedef, hedef, uzun hedef. Yani uzun mesafeli e, düşünürsek mesela Fenerbahçe şu anda Ağustos ayında şu an transferler fırsata dönüşecek. Fırsat transferi nasıl? 4 tane ön eleme maçı oynayacaksın. Çok özür dilerim takımlardan. Kimseyi küçük görmüyorum ama abidik kubidik sporla 4 tane ön eleme oynayacaksın. Ligde 4 tane maçın var. Başakşehir maçın zor. Tabii ki ligdeki her maç zor ama derbi değil en azından. Elin rahat. 8'de 8 yaparsan bir Allah'ın kulu. Bak 8 maçının 8'inde 1-0 kazan. Bir Allah'ın kulu niye 1-0 kazandın demez. Avrupa'daki maçlarını 5-0-5-0 kazan. Ligdekileri 1-0-1-0 kazan. Bir kişi isyan etmez. 4'te 4 başladın lig eder. O yüzden de transferin uzama sebebi de bu arkadaşlar. yüzde veriyordum. Karasko bence 40 hala. Niye yüzde kırk hocam? Madem çok zor, madem olmaz. Niye yüzde kırk veriyorsun? Niye bizi umutlandırıyorsun? Arkadaşlar bildiğim, açıklayamadığım, söyleyemeyeceğim şeyler var. O yüzden. TT bence sıfır. Yüzde bir ihtimal diyeyim. Ne olur ne olmaz. Altay Bayındır bence gitmeyecek. koş bence yüzde bire düştü. Keylor Navas bence yüzde... O da yüzde... Hani yüzde almak istese çok yüksekse yüzde kırk diyeyim. Crespo'nun gidişi bence %80. Arao'nun gidişi %99.9. Rossi zaten gitti. Ee, Nazım Sangare bence fes edilecek ama piyasa değeri düşmesin. iyi bir anlaşma yapayım diye ses etmiyoruz. Serdar Dursun da bence gidecek. Ama fes ama bon serviste. Lanzini, Emre Belezoğlu, Adana Demirspor, da Mario Branco, Şimanski, Luan Perez. Bence Luan Perez'in gitme ihtimali %40'ın üstünde. Ama bakalım arkadaşlar e, hani eğer olursa gelsin şampiyonluk diyeceğimiz 5 isim. Yani Cengiz 1, Dominguez 2, Ekan 3, Merih Demiral 4, Kurniç 5. Bu 5'i gelirse Fenerbahçe şampiyon olur mu arkadaşlar? Buyurun yorumlara. Görüşmek üzere.